Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere daha iyi tasarımlar için üründen gerçek zamanlı verilerin nasıl alınabildiği ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceğim. Genelde firmaların beklentileri nelerdir? Ürün performansını daha iyi anlayabilme, ürün geliştirme süreçlerini daha kısa hale getirip pazara daha hızlı çıkabilme, tasarım süreçlerini kısaltma, prototip sayılarını azaltma ve ilk seferde kaliteli ürüne ulaşma, ürün piyasaya sürüldükten sonra da garanti süresi içerisindeki maliyetleri azaltma. Bunlar genel firma beklentileri. Model merkezli tasarımlarda süreç nasıl ilerliyor? Önce konsept tasarım, sonra design, daha sonra analizler, prototip ve seri üretim şeklinde ilerleniyor. Fakat burada nedir? Burada uzmanlığa ve tecrübeye gerek vardır. Bu çalışma yönteminde sizin tasarlamış olduğunuz model değil de onun çok daha sadeleştirilmiş bir kopyası üzerinden analizler gerçekleştiriliyor. Ve bu süreçler her versiyon için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Tasarım ve analiz sürecindeki bu zorlukları ortadan kaldırmak için PTC ve Ansys işbirliği yaparak tek platform üzerinde hem tasarımlarınızı hem de anlık olarak, eş zamanlı olarak analizlerinizi yaparak o analizlerin üzerinden verileri almanızı sağlıyor. Bu sayede tasarımcılar analiz yeteneklerini kullanarak çok daha iyi ürünleri geliştirebiliyor. Simülasyon merkezli çalışmalarda konsept tasarımdan dizaynın sonuna kadar simülasyonu ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bir analist olmadan, yani analiz uzmanı olmadan analizlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Nihai analiz ihtiyaçlarını minimize ediyorsunuz. Prototip ihtiyaçlarını minimize edebiliyorsunuz. Tabii Creo Ansys Birliği iş çerçevesinde Ansys'in Creo Ansys Simulation çözümü de var. Live'dan farklı olarak çok daha detaylı mesh yapılarıyla çalışabilmenizi, kontak analizlerle çalışabilmenizi sağlayabiliyor. Yani tasarımcılar için Creo Simulation Live önerilirken daha detaylı analizler için Creo Ansys Simulation tercih edilebilir. Binlerce tasarım kararının alınması sırasında model üzerinden anlık verilerin alınmasını sağlayan bir çözüm oluyor bu. Ve bunu kolay, hızlı ve CAD'le tam entegre olacak şekilde yapmanızı sağlıyor. Genel olarak özetleyecek olursak parçalarınızı, montajlarınızı hızlı bir şekilde analiz edebilir. Hatta analizlerinizi ilk deneminizde dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Model üzerinde var olan feature'ları düzenleyebilir ve yenilerini de oluşturabilirsiniz analiziniz devam ederken. Bu değişimleri analiz sonuçlarına etkisini Bu değişimlerin analiz sonuçlarına etkisini dinamik olarak görebilirsiniz. Ansys teknolojisiyle desteklenen bir yapı olduğu için de oldukça tutarlı sonuçlar karşımıza çıkıyor. Peki ne tip analizler gerçekleştirebiliyoruz bu çözümde? Yapısal analizler, termal analizler, doğal frekans, iç akış ve dış akış bunların hepsini canlı olarak göreceğiz. Temel olarak iki paketten oluşuyor.
Cryo Simulation, Live yapısal analiz, termal analiz ve doğal frekans analizleri için ve bunların sonuçları için Simulation Live tercih edilebilir. Eğer iç akış ve dış akış ve bunların sonuçlarına ihtiyaç varsa Cryo Simulation Live Plus sizin için yeterli olacaktır. Yani firmaların ilk başta bahsetmiş olduğu ihtiyaçlarına PTC ve Ansys'in işbirliğiyle geliştirilen bu çözüm katkı sağlamaktadır. Sözel kısmı burada bitireceğim. Daha detaylı bilgilere informatikplm.com adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimizi takip etmek için LinkedIn'den ve tekrarını izlemek için yine LinkedIn'den faydalanabilirsiniz. YouTube'da da bu etkinliğimizin tekrarı yayınlanacak. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Öncelikle yapısal analiz ve doğal frekansla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğim. Montajımızı açıyorum. Evet, montajımız açıldı. Böyle bir montaj dosyamız mevcut. Simulation Live hem montajda hem parçada analizler yapmanıza imkan sağlıyor. Simulation, Live Simulation dediğinizde bakın burada analiz tanımlamaları yapılmış. Hatta şurada bir prop tanımlaması var, onu kaldırayım. Montajı bu şekilde analiz edebilirsiniz veya parçaları scope deyip montajda sadece analiz etmek istediğiniz komponentlerle çalışabilirsiniz veya parçayı seçip open diyerek sadece o parçayla çalışabilirsiniz. Live Simulation'a geliyorum. Burada tasarım sırasında malzeme tanımlanmış. Alüminyum malzemesi. Dolayısıyla ekstradan bir tanımlama yapmanıza gerek yok. Yapısal analiz burada şu anda mevcut. İhtiyaç duyduğu bilgiler burada, constrain'ler ve yükleri istiyor bizden. Fixleme yapacağım. Mesnet olarak sabit mesnet. Şu iç yüzeyden mesnetlemeyi gerçekleştirdim. Kuvvet vereceğim. Şu üstteki yüzeyden kuvvetimi tanımlayacağım. Koordinat sistemi olarak buradaki koordinat sistemini kullanmasını istediğimi belirttim. Birim sistemini seçiyorum. Ve kuvvet tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Eksi 600 Newton. X yönünde eksi 1200 Newton da Z yönünde olacak. Bir şekilde dediğimde şu şekilde bir yüke maruz kaldığını tanımlamış olduk. Uç kısma da bir tanımlama gerçekleştiriyorum. Yüzeyleri seçtim. Yine koordinat sistemi seçeceğim. Şu şekilde birimini tanımlıyorum. Daha da sonra buradaki yükümü tanımlayacağım. Eksi 500 Newton X yönünde ve eksi 1000 Newton da Z yönünde olacak şekilde yükümü de tanımlamış oldum. Artık malzemem tanımlı, mesnetim tanımlı ve yüklerim tanımlı. Artık yapmam gereken tek şey Simulate ikonuna kliklemek. Ve buraya klikleyince analizi koşturmaya başlıyor. Burada sonuçları oluşturuyor. Bu arada mesh yapısını Performance Options'tan yönetebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde hızlı sonuçları istiyorsanız Speed tarafına, daha hassas sonuçları istiyorsanız Accuracy tarafına doğru şuradaki çubuğumuzu çekiyoruz. Accuracy'ye doğru gittiğimizde mesh yapısını daha yoğun hale getiriyor. Genelde %30 oranında standart olarak geliyor. Buradan ayarlamalar yapılabiliyor. Buradan hangi birimde von Mises değerlerini görmek istiyorsak onları açabiliriz. Şu an 60 megapascal bir stres yığılması var.
modeldeki maksimum ve minimum yerleri göster diyorum ve maksimum yerin şu an burası olduğunu gösteriyor. Yer değiştirmeyi görmek istiyorsak deformation diyoruz. Burada da 0,5 milimetrelik bir yer değiştirme var. Animate diyerek de bu şekilde animasyonumuzu görebiliriz. Animasyon opsiyonlarına geldiğimizde bakın şu an scale edilerek gösteriyor. True deformasyon dediğimizde ise gerçek deformasyonu da görmemize imkan sağlıyor. Yani gerçekte bu kadarlık bir yer değiştirmeye maruz kaldığını görebiliyoruz. İstersek buradan durdurabiliriz. Şimdi buradan modelimizi gördük. Tasarımcı olarak müdahale etmek istiyoruz. Hemen model tabuna geçiyorum. Analizi göstermeye devam ediyor. Arkada analiz bilgisi devam ediyor. Şuradaki edge'leri seçip buradan trajektörü rip yapalım diyoruz. Bakın tasarıma geçtim. Kalınlığı 5 olsun. Round ve internal edge'ler de olsun. Roundlansın. OK dediğimizde modelimizi oluşturduk. Bakın tekrardan analizi koşturmaya devam ediyor. Analizi güncelliyor şu an kendisi otomatik olarak. Yapmış olduğumuz bu eklemeler sayesinde 60 megapaskal stres dağılımı şu an 54 megapaskallar civarına düştü ve maksimum stres yeri de değişmiş oldu. Yani siz analiz devam ederken model üzerinde gördüğünüz gibi yeni feature'lar ekleyebilirsiniz. Var olan feature'ları değiştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki flexible modeling'e geliyorum. Şuradaki modify analytic deyip şuradaki round'ı değiştireceğim mesela. Hole'ü değiştireceğim. Okey diyorum. Modelimi değiştiriyorum. Yani modelim üzerinde ihtiyaç duyduğum yapılara müdahalelerimi gerçekleştiriyorum ve daha sonra analizimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde kendini güncelleyerek durdurmak istersek şuradan simulate'i durdur diyebiliriz. Montaj yapısına geldiğimizde bunu montaj yapısında da analiz edebiliriz. Montajımıza geldim. Burada tanımlamalarım var. Mesnetler tanımlanmış. Şuralardan fixlenmiş. Yüklere baktığımızda buradan kuvvet uygulanmış. Bir de buradan kuvvet uygulanmış. Hemen ne yapıyoruz? Buradan simulate diyoruz. Buradan mesh yapısını oluşturup analizimizi koşturmaya başlayacak. Mesh yapısını oluşturdu ve hızlı bir şekilde analizimizi yapmaya başladı. Bakın burada sistemi genel olarak inceliyor. Oluşan von Mises değerimiz 45 megapascal civarında. Deformasyona baktığımızda 0,98 milimetrelik bir yer değiştirmeye maruz kaldığını görüyoruz. Modelimize eklemeler yapabiliriz. Bakın burada supreslenmiş geometrileri tekrar sisteme dahil ediyorum. Bu mesnetlerin etkisiyle modelde nasıl bir değişim olacak? Anlık olarak onları görebiliyorum. Şimdi bunları ekledim. Eklemiş olduğum
modelin mesh yapısına etkisini göreceğiz. Evet, 0,9 milimetrelik yer değiştirme burada komponentlerin eklenmesiyle 0,38 milimetrelere kadar düşüyor. Von Mises değerinden de stres değerine bakacak olursak 37 megapaskallara kadar düşmüş oluyor. Bu şekilde yani anlık olarak ekleme ve çıkarmalar yaparak modeli anlayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz değişikliklerin nasıl bir etkisi olduğunu öngörebiliyoruz. Bunun için de bir analiz uzmanı olmamıza gerek yok. Tasarımlarımızı çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi burada bakın. Bir structure analiz vardı. Buradan şimdi bir de doğal frekans analizi ekle diyorum. Doğal frekans analizi yapacağım. Benden istediği bilgileri gösteriyor. Bu arada hangisiyle çalışmak istiyorsanız seçip aktif demeniz gerekiyor. Şu anda yeni eklediğim için en son eklediğimi aktif hale getiriyor. Benden mesnet istiyor. Fixleyeceğim diyorum şuradan ve şuradan fixlememi gerçekleştiriyorum. Okey diyorum. Daha sonra analizimi yap diyorum. Analizimi yapmaya başlıyor. Evet. Burada altı farklı modda, 3 doğrusal, 3 eksenel modda titreşim, yani doğal frekansı tespit ediyor. Birinci değerimiz 62 Hz civarında. Nasıl bir hareket yaptığını bu şekilde görebiliriz. Buradan değiştirmek istiyorsak mod 2'deki yapısı, mod 3'teki yapısı gibi çeşitli alternatifleri anlık olarak da yine görebiliriz. Şu şekilde. Bunu da tamamlıyorum. Şimdi bir termal analiz örneği gerçekleştireceğim. Şekilde bir kart tasarımı var. Bunun termal analizi ve enerji değişimlerini görmek istiyorum. Yine Live Simulation'a geliyorum. Burada Ed Simulation'dan termal tanımlanmış. Daha sonra Boundary Condition'larla ortam tanımlamaları gerçekleştirilmiş. Burada taşınım katsayıları, ortam sıcaklığı gibi bilgiler verilmiş. Burada da şuranın sıcaklık değeri verilmiş. Yükler kısmında da heat flow'lar var. Biz de bir tane heat flow tanımlayalım. Şuradaki geometrimden, modelimden heat flow değerim 150 megawatt olacak şekilde bir ısı kaynağı tanımlamış oldum. Bir de konveksiyon tanımlaması gerçekleştirelim.
geometrilerimizi içerecek şekilde seçim yapmamız lazım. Bunun için modelimizi uygun pozisyona getirelim şöyle. Evet. Taşınım katsayısı 0,075 olsun. Ortam sıcaklığı burası için 20 olsun diyorum. Tanımlamamızı yaptıktan sonra analizimizi koşturacağız. Bu arada hem Simulation Live Plus hem de webinar programı ekran kartına yüklendiği için normal şartlardan biraz daha yavaş çalışıyor. Bilginiz olsun. Normal şartlarda daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Burada Study kararlı hal analizi gerçekleştirebildiğiniz gibi, yani sıcaklığı ve enerji değişimini bu şekilde görebiliriz. Zamana bağlı olarak da analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Transient moda geçtiğimizde zamana bağlı olarak sıcaklık değişimlerini hesaplayıp bize gösterebilir veya enerji değişimlerini de gösterebilir. Biraz daha hızlandırmak istiyorum bunu. Şöyle düşürelim mesh yapısını. Evet. Şekilde değişimleri de görebiliyorsunuz. Simulation Probe'dan istediğiniz noktaları klikleyerek onların sıcaklık değerlerini veya sonuç ekranında neyi ayarlarsanız hız olabilir. Yapmış olduğunuz analize göre stres değeri olabilir. Bunların hepsini probe'larla görebiliyorsunuz. Bunları kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra da bunları Simulation Report'la görüntüleyebilirsiniz. Burada modelle ilgili bilgiler, malzemeleri, özellikler, boundary condition bilgileri, yükler, sizin özel noktalarınız varsa onların bilgileri buraya gelecektir. Daha sonra buraya gelip sevezleyip bunu HTML olarak kaydedebilirsiniz ve daha sonra HTML report'a bakabilirsiniz. Bir dış akış örneği gerçekleştirelim. Şöyle bir montajımız var. Bunun dış akış analizini gerçekleştireceğiz. Yine Simulation Live'a geldik. Buradan Fluid Simulation Study diyorum. Buradan Enclosure Volume oluşturacağım dış akış hacmi için. Ölçülerimi giriyorum. Simüle edilebileceği mesafelerde bir hacim belirliyorum. Şekilde. Tanımlamamızı gerçekleştirdik. Şimdi bunun malzemesini tanımlayacağız. Edit Material diyorum. Burada Air seçiyorum. Hava olacak diyorum. Daha sonra Flow Velocity
hızı vereceğim. Koordinat sistemine bakarak Z'in eksi yönünde eksi 25 metre bölü saniye ve 90 kilometre hız gibi bir hıza denk geliyor. Şu anda kapalı bir hacme buradan bir hava veriliyormuş gibi oluyor. Bunun da atmosfere açılması gerekiyor. Atmosfer kısmında outlet pressure kısmından buradan atmosfere açılıyor diyoruz. Ve ardından tekrar analiz diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı ve kolay bir şekilde analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, şimdi buradan şöyle çevirelim. Şekilde. İsterseniz bunu da yine transit modda zamana bağlı olarak değişimi görebilirsiniz. Burada hızı gösteriyor bize. Hız değişimini. Ayrıca basınç görebiliriz. Sıcaklık tanımlamadık. Tanımlasaydık onların değişimini de görebilirdik. Girdapları bu şekilde analizlerimizi yapabiliriz. Ayrıca streamline'lar tanımlayabilir. Bu streamline'ların model üzerindeki hareketlerini görebiliriz. İstersek tanecikler tanımlayabiliriz. Taneciklerin de display options'larıyla oynayarak boyutlarını, hızını, yoğunluğunu ayarlamak da mümkün. Şekilde dış akış analizlerinde rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bir iç akış örneği yapalım. Şöyle bir modelimiz var diyelim. Bu modelimizin iç akışını analiz edeceğiz. Hemen buradan akış simülasyonu diyorum. Fluid domain'den internal volume diyorum bu sefer. İçi boş, burayı doldurmasını istiyorum. Bunun için sınır yüzeylerimi seçiyorum. Kendisi içerisindeki hacmi direkt otomatik olarak oluşturuyor. Ardından hızları vereceğim bu sefer. Hız diyorum. Şuradaki yüzeyden eksi x yönünde 5 metre bir saniye olsun. Eksik koymayı unuttuk. Hemen şuradan düzeltelim. Eksi. Tekrar geliyorum flow akış hızı. Bunu tanımlayacağız. Bu da eksi 10 olsun. Burada atmosfere açılsın. Bunun için de outlet pressure'ı 0 diyorum. Neyi ekleyeceğiz? Şimdi malzemesini ekleyeceğiz. Edit material diyorum. Buradan su geçecek diyorum. Daha sonra bunu simulate diyorum. Bakın burada analizi gerçekleştiriyor. Hızları görebiliriz. Oluşan basıncı görebiliriz dediğim gibi. Şu şekilde partition'da görebiliriz. Taneciklerle akışı da görmemiz mümkün. Bu şekilde. Çok hızlı ve pratik bir şekilde analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir iç akış daha gerçekleştireceğim.
Bir musluğumuz var dedim. Buradan sıcak su ve soğuk su tanımlaması yapılacak. Burada içacım belirli. Life Simulation'a geliyorum. Malzemesi tanımlanmış mı bakıyoruz. Malzemesi de su olarak tanımlanmış. Şimdi bilgilerimizi giriyorum. Bu sefer kütle akış hızını gireceğim. Mass flow'u tanımlayacağım. Şu yüzeyden 0,0315 kilogram bölü saniyelik bir mass flow tanımladım. İstersen şu yüzeyi seçip mini toolbar'dan da yine kütle akış hızını tanımlayabilirim. Buraya da aynı hızda veriyorum. 0,0315 diyorum. Daha sonra sıcaklık da vereceğim burada. Bunun için temperature'a geliyorum. Şurayı seçiyorum. Santigrat olarak 5 santigratlık bir derece veriyorum. Diğer tarafa da buradan 50 santigrat derecelik sıcaklık değerimi giriyorum. Giriş bilgilerini tanımladım. Şimdi çıkış bilgisini tanımlayacağım. Outlet pressure deyip şuradaki yüzeyimi seçiyorum ve 0 pascal diyorum. Hacmin belli, malzemesi belli. Giriş bilgileri ve çıkış bilgileri tanımla. Artık simüle ekleyebilirim. Ve buna göre hızı, hatta zamana bağlı olarak da görebiliriz. Hızı, basıncı ve sıcaklık da işin içerisine dahil edildiği için sıcaklığı da burada rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Şuradan basınç değişimine bakalım. Şuradan da sıcaklık değişimine bakalım. Bakın burada santigrat derece olarak görelim. Yani iki suyun karışımından elde edilecek sıcaklığı da burada görmüş oluyoruz. Bir taraftan 5 santigrat derecelik geliyor. Diğer taraftan da 50 santigrat derecelik suyumuz geliyor. İkisi karışıp musluktan çıkıyor. Bunu da gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde analiz edebiliyoruz. Son örneğime geçeceğim. Daha sonra da soru cevaplarla devam edeceğiz. Tekrar bir deneyelim. Buradan simüle ekleyelim. Evet. Şu şekilde görebilirsiniz. Burada şuradan feature'ı seçerek de düzenleme yapabilirsiniz. Yani modelim buradayken nasıl bir hava akışı oluyor görebilirsiniz. Bunu biraz daha çekip kenardan biraz daha uzaklaştırarak yaparsak nasıl bir hava akışı oluyor onu görmek de mümkün. Şu şekilde. .7 mesafesine getiriyorum, değiştiriyorum. Sonra güncelliyorum. Tekrardan bakın. Şimdi bunu buraya çekecek. Ona göre güncelleyecek analizi otomatik olarak. Şimdi biraz daha kenara geldiği için karşısına gelen komponentler değişmiş oluyor.
şekilde hava akışının değişimini rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Katılımlar için herkese teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz.